Daily izleyicilerimiz hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Uzun bir zamandan sonra sizlerle beraber olmak güzel. Bir gün böyle haber vermeden yayına girdim. Size bilgi vermeden yayına girdim. Dedim ki bizim takipçilerimiz ve izleyicilerimizle biraz beraber olalım. Ve biraz da sohbet edelim. Şu an biliyorsunuz Hatay'da ve Türkiye genelinde yerel seçimleri var. Bununla ilgili sizlere bilgi verelim. Az çok duyduklarımızı sizlerle paylaşalım dedim. Biliyorsunuz daha önce sizlere Hatay AK Parti ilçe belediye başkanları işte bizleri hep arayanlar oluyor. İşte diyorlar ki bugün açıklanacak, yarın açıklanacak. Hatırlıyorsanız daha önce biz sizlere 23 Aralık'tan sonra açıklanacağını söyledik. 23 Aralık'tan önce bir herhangi bir açıklama yoktur. Bugün de 22 Aralık. Biliyorsunuz şu ana kadar da herhangi bir açıklama yoktur. Şimdiye kadar da açıklama olmadı. Artık 23'ten sonra, 23 Aralık'tan sonra her an açıklanabilir veya yılbaşına kadar sürebilir. Bu şekilde sizlerle böyle bir yayın yapmak istedim. Biz Hatay Altınözü Gazetesi her zaman sizlere doğru haberlerle sizlerle beraber oluyoruz. Elimizden geldiği kadar araştırıp sizleri bilgilendiriyoruz. Biz asla böyle olmayacak şeyleri söylemeyiz. Şu anda da dediğimiz gibi daha önce bizleri arayan dostlarımız ve takipçilerimiz işte Altınözü Belediyesi Başkanı ne zaman açıklanacak, işte bir gün açıklanacak, yok yarın açıklanacak bizlere bu şekilde bilgi olarak almak istiyorlardı. Biz de şimdiye kadar o zaman da dedik 23 Aralık'a kadar herhangi bir açıklama gelmeyecek. 23 Aralık'tan sonra açıklanacağını söylemiştik ve Hatay Altınözü Gazetesi yine gündemle alakalı sizlere bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu arada yeni gelen, bizi izleyen arkadaşlarımıza bir hoş geldin diyelim. Adem Çetrez hoş geldin, İsa Kapan hoş geldin, Fatih Yıldız hoş geldin, Yahya Hatay hoş geldin, Abdurrahman Kapan, Mehmet Kapan, Hasan Özdemir, Fatma Şan, Ahmet Aslan hoş geldiniz, Ahmet Karabiber, Mert Kocaman hoş geldiniz. Bülent Aksu hoş geldiniz. Abdurrahman Yıldız hoş geldin. Soner Yürek hoş geldin. Beşir Aslan hoş geldiniz. Şimdi değerli dostlar dediğim gibi bu önümüzdeki 2019 Mart seçimlerle ilgili AK Parti'nin belediye başkan adayların daha herhangi bir açıklığı yoktur. Hiçbir gelişme olmamıştır ve bizim şu anki daha önceki söylediğim gibi 23 Aralık'a kadar Aralık'tan sonra açıklanacağını söylemiştik. Şu anda da bu da artık ne zaman açıklanır? 23 Aralık'tan sonra belki yarın, belki öbür gün, belki de yılbaşına kadar sürebilir. Biz sizlerle bu şekilde paylaşmak istedik. Bu arada sizlerle olmak güzel. Altınözü ilçesi, Hatay ilçesi belediye başkanları bir de şu anda da AK Parti'den başka CHP'de de aynı şekilde herhangi bir açıklık yoktur. Altınözü'nde bir tek Antakya'nın belediye başkanı Hikmet Hatunoğlu açıklandı. MHP'de de aynı şekilde herhangi bir şu an netlik yok. İYİ Parti de aynı şekilde. Yalnız İYİ Parti de CHP ile beraber hareket edeceğini diye duyuyoruz. Artık önümüzdeki günler bunu göreceğiz. Bu arada yorum yazan arkadaşlara bir bakalım. Cuma Baran Sabit Bahsever hoş geldin. Mehmet Bayır hoş geldin. Babi Ateş hoş geldin. Cumas Şaban Mahmut ve senin görüşün hangisi açıklanacak? Benim görüşüm hayırlısı neyse o açıklansın. Biz şu an görüş olarak söyleyemeyiz. Bizim için bütün adayları değerlidir. Hepsi de altın. Bizim gazetecilik olarak parti hangi adayı açıklarsa biz de onun haberini yaparız. Bizim kimin açıklanacağını bu şekilde söyleme şeyimiz yoktur. Cuma
Şaban kardeşim. Teşekkür ederim bu sorundan dolayı, bu söylediğinden dolayı. Bu arada Babi Ateş, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Sabit Bahsever. Can, Kaptan Ali, selam. Başkana başkanlar, aleyküm selam. Bizden de selamlar. Mehmet Bayır, sağ olasın. Sana da kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Evet, sizlerle şu an bu şekilde olduk. Burada da biraz daha böyle sormak isteyen, bilgi aklımıza gelmeyen bir şey varsa sorabilir. Biz de burada birazcık böyle yayınımızı uzatalım. Sizlerle sohbet veya istedikleri, düşüncekleri varsa burada bizlere yorumla yazabilirsiniz. Buradan da biz elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Bu arada Abdurrahman Yıldız, hoş geldin. Altınız adayının kim olduğunu açıkla, seni bildiğinden eminim. Şimdi Abdurrahman Bey, net olmayan tabii ki düşünce şey ne diyeyim, beklentimiz ve gördüğümüz vardır ama net olmadığı için açıklama olmaz. Çünkü şu anda da kimin isimler söyleniyor ama hangisi kesin olduğunu tam olarak net olarak bildiğimiz yok. Buradan da Abdurrahman Yıldız Bey'e de bu konudan da kendisine bu yorumdan dolayı teşekkür ediyoruz. Mahmut Alkan, hoş geldin. Hakan Hacı Bangin, yine gülüyorsun Mahmut abi. Eyvallah, tabii ki güleceğiz. Diyor ya, yani burada Allah hiç kimseyi ilk önce alatmasın. Hep gülsün. Hepimiz beraber güleceğiz inşallah. Babi Ateş, Abdurrahman abi yazmış. Burada iyi yayınlar. Teşekkür ederim Mehmet. Doğru, Allah razı olsun. Allah hayırlısını versin. Amin inşallah. Enver Hakkın, Başkan Lütfi Savaş diyor. Hayırlı olsun. Mehmet, Melek Yıldız, hoş geldin. Evet, burada soru sormak isteyen, sıkıntıları olan, bunları da buradan alabiliriz. Aldıktan sonra da sizlere de buradan elimizden geldiği kadar yetkilerimize bildirmiş oluruz. Babi Ateş, altınıza yakışan biri gelsin, hizmetle yapacağı işler getirirsin. Tabii ki şimdi bir belediye başkanı, yalnız belediye başkanı olmuyor Babi Ateş. Bugün Altınözü'nün mahalle muhtarları olsun, meclis üyeleri olsun, belediye başkanı olsun, bu önümüzdeki Mart seçimlerinde böyle hizmet edebilecek, sorunları dile getirebilecek muhtarlarımız ve meclis üyelerimiz seçilmesinden yanayım. Bu şekilde de halk bunu seçecek. Sizler seçeceksiniz yani. Bundan dolayı da yalnız belediye başkanı bırakmayalım. Meclis üyeleri de önemli, muhtarlar da önemli, azalar da önemli. Ona göre böyle vatandaşların sıkıntılarını dinleyecek, vatandaşı ziyaret edebilecek bu tür muhtarlarımız, azalarımız ve meclis üyelerimiz ve başkanlarımız seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da ben Babi Ateş'e buradan bu şekilde belirtmek isterim. Ertan Geç, hoş geldin. Aleykümselam. Ertan Geç başkanımız Mehmet Yüksek. Eyvallah. Mehmet Yüksek de bizim değerli bir başkan adayımız. MHP'den ona da buradan selamlıyoruz. Sana da selamlıyoruz Ertan Genç. Bizim Altınözü'nde kim belediye başkanı olduysa, olacaksa memlekete hayırlı olur inşallah. Bizim de aynı şekilde yayınımıza devam edeceğiz. Altınözü'nün sorunlarını, sıkıntılarını hem sözlü hem de yayın olarak elimizden geldiği kadar ilçeye hizmet etmeye çalışacağız. Evet, Yılmaz Coşkun, hoş geldin. Babi Ateş, Hacıpaşa muhtarını seçtik. Mahmut Bey, adı Ahmet Erkan, Hacıpaşa muhtarı olarak. Hayırlı olsun Babi Ateş, Ahmet Erkan'a hayırlı olsun. İnşallah Ertan Genç, tek sıkıntımız Altınözü'nün Mehmet Hüseyin geldi. Tümden bitecek sıkıntılarımız. İnşallah, inşallah kim geldiyse sıkıntılar bitsin. Sıkıntılar, aslında sıkıntı yok. Önemli olan altınıza hizmet etmek lazım. Ondan dolayı da ben bütün adaylara ve muhtarlarımıza, belediye başkanı adaylarımıza hepsine başarılar diliyoruz.
Biz de buradan tavsiyemiz vatandaşlarımız çalışkan ve eleştiriye açık olan ve vatandaşın sıkıntılarını dinleyen ve vatandaşları ziyaret eden yetki alacak olan muhtarlarımız olsun veya belediye başkanı ve meclis üyelerimizi desteklenmesini, bunlardan seçilmesini tavsiye ederiz. Can Kaptan, Mahmut kardeşim ittifaktan dolayı AK Parti aday çıkartmayacakmış. Bununla ilgili bilgin var mı? Sadece MHP aday devam edecekmiş. Doğru mu? Nerede? Altınözünde mi? Öyle bir şey ben duymadım. Tabii ki sağa solda. Belki, yani benim öyle bir olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti ile MHP ittifak olacağını biliyorum ama ilçelerde her belediye, her partinin kendi belediye adayını çıkartacağını diye biliyorum. Bu şekilde herhangi bir ittifak şu an ben bir şey görmüyorum. Bundan da sizlere bu şekilde belirteyim. Soner Yürek, Altınız'ın Hars ve Madinettin'i önemseyen ve öne çıkaran biri gelir inşallah. İnşallah Soner kardeş. Bu arada hoş geldin. Halil Okşar hoş geldin. Ahmet İnan hoş geldin. Ayoğlu Mustafa hoş geldin. Erdal Özdil, hoca sen neden Karbeyaz Altınzemir'i dile getirmiyorsun? Orası senin işine ters mi? Nasıl yani yola getirmiyorum? Onu bana bir söyler misin? Levent Taşkar hoş geldin. Erdal Özdil, Karabeyaz Altınzemir arasındaki yolda iki araba yan yana gelmiyor. Neden bunu dile getirmiyorsun? Kardeşim günaydın sana ya. Uyuyor muydun? Uykudan mı kalktın sen? Neredeydin şimdi ya? Sen demek ki bizim yayınlarımızı takip etmiyorsun. Buradan da sana bizi tamam yazabilirsin. Her şeyini söyleyebilirsin ama bilerek yazarsanız bu konuda da daha doğru olur. Çünkü biz her zaman bunu dile getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Maalesef ben buradan Erdal Özdil kardeşimizin yorumuna aklına bir şey geldi bu yorumdan dolayı. Ben Altınözü ilçesinde gazetecilik yaptığımda ama yapmadan önce maalesef ve maalesef tam doğruları öğrenmeden bazı vatandaşlarımız böyle ya, karşı tarafı, yalnız beni değil başkası da eleştiriyor. Başkasını, ben tavsiyem şu: İlk önce doğruları bilin, sonra da birilerini eleştirin. Yoksa bu şekilde sınıfta kalırsınız. Bundan size bir kardeş, bir abi, bir altınızı gazeteci olarak uyarmış oluyorum. Bilgileri öğrenin, doğruları öğrenin, öyle eleştiri yapın. Yoksa sınıfta kalırsınız. Benden tavsiyesi, benden söylemesi bu konuda da size belirteyim. Can Kaptan Evi, evet Altınözü'nde de tabii ki İsmail Hatay hoş geldin, Altın Kadir Gazi hoş geldin, Hasan Kanatlı. Baboş, önce bu işi yapacaksan konuşmasını öğren bence. Biz Hasan Kanatlı kardeşimiz, biz konuşma bu kadar konuşabiliyoruz. Sen daha fazla konuşabiliyorsan gel hem bizi eğit hem de sen gel bu işi yap. Bu konuda da becereğimiz bu kadar, elimizden gelen bu kadar. Beğenirsin, beğenmezsin saygı duyarız. Mehmet Dora kim gelirse baş tacı şahıslar geçicidir, tek kalıcı. Kim gelirse hakkımıza hayırlısı neyse olsun. Aynı öyle Mehmet Dora, katılıyorum. Diline sağlık, yüreğine sağlık. Yahya Yürek hoş geldin. Yasir Bök hoş geldin. Ertan Genç, biz ittifakta MHP'li olarak tümden varsalar biz hazırız. Öyle yağma yok. Sadece büyük şehirde altınızın ittifak olması lazım. Mehmet Baştürk hoş geldin. Yiğit Dekor hoş geldin. Ben Reyhanlıyım. Baba turunda çiftliğimiz var. Altınızdan geçiyorum. Süper çalışmalar, süper tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum dedi. Evet değerli izleyicilerimiz, ben yine arkadaşlarımız bu şekilde yazabilirsiniz. Ben böyle bir 5-10 dakika daha sizlerle beraber olacağım. Buradan yalnız bilerek yorum yazalım. Böyle ezber olarak yorum yazmayalım. Bu şekilde ben sizlere önerim oluyor. Bu şekilde de bilerek yazarsanız daha doğru olur. Çünkü bilmeyerek bu şekilde araştırmadan takip etmeden bu şekilde ben bakıyorum, bazı yaptığımız canlı yayınların yorumlara bakıyorum. Hem söylüyoruz,
Hem de orada da yazıyoruz ama aynı şeyleri soruyorlar. Bir arkadaşlar ilk önce bir okuyun, bir dinleyin, sonra güzelce bu şekilde dile gelmeyen, dile getirmediğiniz şeyleri bunlara da o zaman yorum yazabilirsiniz. Ama ezbere konuşuyor maalesef. Ben buradan ezbere konuşmanız doğru olmuyor. Bu şekilde de sizler için iyi olmuyor. Sabahattin Yıldız, Almanya'dan selamlar. Eyvallah Sabahattin Yıldız. Bizde de Türkiye'den, Hatay'dan sizlere selamlar. Mehmet Kızıl Toprak, Malatya'dan selamlar diyor. Bizde de Malatya'ya selamlar. Abdurrahman Yıldız, altınızı adayı bugün açıklanmazsa Salı günü mü açıklayacak mı? Ben böyle haber aldım. Siz ne diyorsunuz Mahmut Bey? Allah Abdurrahman Yıldız Bey'e ben daha önce 23 Aralık'tan önce açıklanmayacağını söylemiştim. Şu anda da zaten bugün 22 Aralık, bugün de daha açıklanmadı. Demek ki 23'ten sonra açıklanacak. Burada 23'ten sonra açıklanacaksa ben de bu işler galiba artık uzar galiba. 2019'un ocağına sarkar diye düşünüyorum Abdurrahman Yıldız. Erdal Özü, ben denk gelmedim yayına. Altınızı Karpuz arasında her gün kaza oluyor. Yo, sahibi söylüyorum. Ben de Altınızı Karpuz arasında bu güzergahta yaşayan insanların yatırım yapacak birisini seçmeye tavsiye ediyorum. Bizim yayınlarımızı Erdal Özü her zaman kaza olduklarını, bu şekilde kaza olduğu, dar olduğunu her zaman haberi yaptık. Yine yayınımız mevcut. Sayfamıza girerseniz oradan görebilirsiniz. Bir de Hatay Altınözü, daha kolay yayınlarımıza ulaşmanız için Hatay Altınözü gazetesi YouTube kanalından da oradan ulaşabilirsiniz. Orada da yayınlarımız var. Buradan da sizlere belirteyim. Mehmet Melek Yıldız, yaptığın yayınlardan dolayı ve bizi aydınlattığın için Allah senden razı olsun. Eyvallah. Biz de sizlere elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bazıları memnun olur veya memnun olmaz. O konuda da bizim bütçemiz ve bilgimiz bu kadar. Elimizden geldiği kadar sizlere bilgilendirmek için çalışıyoruz. Ben Mehmet Melek Yıldız'a teşekkür ediyorum. Bu arada Mehmet Melek Yıldız, geçen Altınözü Oymaklı Mahallesi'nin muhtar adayı olduğunu yayın yapmıştı. Buradan da ben kendisine selamlarımı iletiyorum. Ayfer Çeltik, yine muhtar adayı Antakya'dan selamlarımı iletiyorum. Buradan Mehmet Sever, hoş geldin. Ertan Genç, beni yayına alır mısın? Tabii ki alırım Ertan Genç. Yayına yanıma alacağım. Buradan yayın yapalım. Buyurun gel, bir gün beraber yayın yapalım. Hasan Öztürk, Altınözü'nden selamlar. Eyvallah, bizden de selamlar. Gürses Gürses, hoş geldin. Arafat Ayoğlu, hoş geldin. Hasan Kanatlı, ben seni eğitmen dostum. Bu yaştan sonra ben o işi yapmam. Benim işim tıraş etmek. Onu yapıyorum. Sen de bırak. Ben de mesleğe devam et. Ben hem tıraş ediyorum Hasan Kanatlı, hem de bu Altınözü gazeteciliği de yapmak istiyorum. Ben buradan da meslektaşlarım, berberlerime buradan mesleğinizden övünün. Ben de berberliği yapıyorum ben. Arada yapıyorum. Hem berberlik yapıyorum Hasan Kanatlı, hem de gazetecilik yapıyorum. Ben de berber olan kişi çok önemli. Hem berber hem kuaför. Çünkü niye? En büyük gazeteci berberdir. Bu konuda da işine döndürmek bir gün en büyük. Sen bu işi yapıp yine berberlik yapıyorsun, bir de gazetecilik yapmışsın. Çünkü bütün herkes, bilgi, kaynak herkes. Berberler de, kuaförler de konuşuyor diyor, söyleniyor. Çünkü her türlü insanlarla karşılaşıyor ve sohbet fırsatı buluyor. En azından bir kuaföre biri geldiği zaman en azından bir yarım saat kuaförde kalıyor, tıraşını uğruyor ve sohbet fırsatı oluyor. Oradan da aynı şekilde bilgi toplayıp ne olmuş oluyor? Berberden gazeteci olmuş oluyor. Ben buradan Hasan Kanatlı abimize selamlar. Tanımıyorum, inşallah yüz yüze tanışırız. Bundan dolayı da ben hem
hem kuaförlüğümle gurur diyorum hem de gazetecilikle ben iki işi yapıyorum. Bir daha da Hasan Kanatlı beyefendiye bu şekilde BRT'yi Hüseyin Coşkun'a hoş geldin. İbrahim Baştaş, Şırdır Arabistan'dan selamlar. Keskincik Mahallesi ara sokaklarını biraz gezsin başkan. Aleyküm selam İbrahim Baştaş. Bizde de Arabistan'a selamlar. İnşallah gezer. Ve oradaki yalnız Keskincik değil, Altınözü'nün genelinde gezilmesini tavsiye ederim. Memurcan hoş geldin. Ahmet Meryem Boş hoş geldin. Hasan Kanatlı İbu Baştaş orası Suriye'ye ait herhalde. Ömer Durun. Aleyküm selam Ahmet Meryem Boş abim hoş geldin. Mehmet Aslan, Hasan Yusuf Çelekçioğlu hoş geldin. Ayfer Çiftlik aleyküm selam. İyi yayınlar Mahmut da Mehmet Aslan teşekkür ederim. Soflar Mahallesi'nde bekleriz Mahmut Bey. Buyurun inşallah Can Kaptan Ali. Can Kaptan Ali de Soflar Mahallesi'nden muhtar adayı mı olacaksın? İnşallah muhtar adayı ziyaret ederiz, sohbet ederiz. Aday olacaksanız siz de inşallah da bu şekilde de yayını alırız. Erdal Özdil, gülmek çok güzel. Allah hiç kimseyi ağlatmasın. Ben herkesinin gülmesini isterim. Halit Yaylacı hocam hoş geldin. Riyad Tecime hoş geldin. Hasan Öztürk, Mahmut Bey, Diyanet'in sosyal medya hesapları için vermiş olduğu fetva hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ondan şeyini görmedim. Sosyal medyasında ne verdiğini bilmiyorum. Bir inceleyeyim ona göre. Şimdi ezbere konuşmak doğru olmaz. İsmail Polat hoş geldin. Şahin Balcıoğlu hoş geldiniz. Evet, değerli dostlar, değerli izleyicilerimiz. Son kez olarak sizlerle biliyorsunuz daha önce hem Hatay'ın hem Türkiye'de biliyorsunuz 2019 Mart yerel seçimleri adayları, ilçe belediye başkan adayları daima beni ararlardı, işte sorarlardı. Derler ki işte ne zaman, bir gün açıklanacak, yarın açıklanacak. Bazı sosyal medyalarda işte yarın bu açıklanacak isimler söylendi. Biz de çıktık o zaman Hatay Altınözü gazetesi bu şekilde de haberini yaptık. Dedi ki Altınözü ve Hatay'ın belediye başkan adayları 23 Aralık'tan sonra açıklanacağını söylemiştik ve şu anda 23 Aralık, bugün 22 Aralık. Artık bir günden sonra da her an açıklanabilir ama yine tahminen şunu belirteyim size. Yılbaşından sonra açıklanabilir. Yani yılbaşından sonra, önce de açıklanma şansı ben olabilir ama büyük bir ihtimalde de gördüğüm Ocak'ta açıklanacak. Yani 4 Ocak veya 5 Ocak veya 3 Ocak açıklanabilir diye bu şekilde sizlere buradan belirteyim. Bundan dolayı da sizlerle bu arada yeni gelen arkadaşlarımız Şahin Balcıoğlu, Hasan Baykuş, Nihat Bozoğlu'na hoş geldiniz. Selamlar. Hasan Baykuş da Antakya Saraykent Mahalle Muhtar adayımız. Daha önce konuk almıştık. Hepinize ben selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bu kadarlık dedik bugün. Çünkü artık yorumlar da geldiği kadar en son olarak sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.